Evet, Prometric Connect'te telefonunuzda eğer kişilere yetki vermediyseniz bakıyorum hemen şifremizi girelim. Bu kullanıcıyı kabul etmedi. Evet, girdik. Dikkat ederseniz burada alım koyu görünüyor. Depo transferi koyu görünüyor. Bunları kullanamayacak gibi görünüyor. Çünkü yetkileri kapalıdır. Gidip programdan yetkileri açarsanız bunları da açık olarak gelmiş olacak. Tekrar göstereyim. Başka bir kullanıcıyla giriyorum şimdi. Bu kullanıcı da bağlantı başarısız diyor. Bakıyorum. Evet, girdi. Burada hepsi açık. Artık alıma gidebiliyorum. Demin alıma giremiyordum. Satışa geliyorum. Satışta işlemi yapıyorum. Hemen istediğim ürünü ekleyebiliyorum. Geldi. Satışımı bitirmek istiyorum. Burada bitirebilirim. Ama asıl burada göstermek istediğimiz şey şu. Hayır, alım ve satışı devre dışı bırakalım. Bu kişi sadece siparişi kullanacak. Hemen bastığımızda artık alım çalışmıyor. Depo transferi çalışmıyor. Satışta girdiğinde satış yetkisi yoksa yetkisi olmadığına dair mesaj verecek karşımıza bakalım. Hemen şunu bitirdiğimizde bize lütfen yetkilerinizi kontrol ediniz diyor. Yani siparişi toplatabilirsin. Bunu hemen sipariş ekranına atabilirsin. Geldiğimde otomatik olarak sipariş ekranına geldi. Bunu bitirmek istediğimde hemen bitirmiş olacak. Yani kişinin yetkisi kapalıysa, sipariş sadece açıksa sipariş alabiliyor, diğer işlemleri yapamıyor. Burada zaten bazı simgeler ana ekranda direkt koyulaşıyor. Depo transferi koyu, alım koyu çalışmıyor. Sizin bilgisayarda açacağınız yetkiye göre sağdaki elemanınız telefonunu ya da tabletini ya da el terminalini kullanabilecek.